Salih Tuna Sisi ile nasıl görüşürsünüz? Sisi muhabbetinden evvel malum medyanın kimi teğmenler üzerinden yapmaya çalıştığı algı faaliyeti hakkında 3-5 kelam edelim. Mesela CHP yandaşı Halk TV geçen gün Mustafa Kemal'in askerlerine inceleme başlığı atmış. Bu ne menem tefrika ameliyesi bu ne utanmaz çarpıtmadır. Söz konusu mezuniyet törenine katılan teymenlerin yaklaşık 3'te biri incelendiğine göre mezuniyet törenine katılan 3'te iki çoğunluktaki diğer teymenler Mustafa Kemal'in askerleri değil mi ki onlar hakkında inceleme yapılmıyor? Demem o ki ahmaklığın lüzumu yok. Mustafa Kemal'in askerleri sloganına kimseciklerin dediği bir şey yok. İnceleme konusu gayet net. Disiplinsizlik, ayrımcılık, başıbozukluk. Takdir edersiniz ki hiçbir slogan da disiplinsizliği meşrulaştıramaz. Haliyle sınırımızda PYD olsun diyerek ikinci İsrail'e yeşil ışık yakan Amiral eskisi Türk'ler Türkün mahut başı bozukluğu üniversitelerdeki kep atma ritüeline benzetme gayreti acıklı olmanın ötesine geçemez. Şimdi gelelim Sisi muhabbetine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sisiyle görüşmesi üzerine CHP'li muhalif güruh mal bulmuş mağribi gibi abandıkça abandı. Yani darbeci diyordun, katil diyordun ne oldu şimdi dostun mu oldu minvalinde verip veriştirdiler.'' Bu arada muhalif olmayanların içinde sessiz kalanlar olduğu gibi destekleyenler de oldu. Mesela Cübbeli Ahmet Hocam, Allah sırrını muhafaza etsin, Tayyip Bey'in Sisi ile görüşmesine çok memnun oldum demiş. Gerekçe olarak da devletin menfaatinin mevzubahis olduğunu ileri sürmüş. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi'ye daha evvel söylediklerini de Burcu'na bağlamış. Kendisi biraz hissi biridir, balık Burcu olması sebebiyle. ''Sevgili hocam, Sisi'nin o kanlı darbesine tepki göstermek veya Rabia meydanındaki 17 yaşındaki Esmael biltecilerin şehit edilmesine gözyaşı dökmek için balık burcu olmak gerekmez.'' Domuz burcu olmamak iktiza eder. Ki bilebildiğim kadarıyla insan evlatları içinde domuz burcu yoktur. Lakin domuzluk yapan da pek çoktur. Matine Suare demokrasi bezirganlığı yapıp Sisi darbesine karşı tek kelime etmeyen, tam aksine Mahut darbeye karşı direnen Mısır halkını aşağılayan CHP'li muhalif yuruhun Erdoğan'ı eleştirmeye zerre miskali hakkı yoktur. Dert nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012'de Mısır halkının cumhurbaşkanı seçtiği merhum Mursi'ye, İsrail Amerika'nın siparişi doğrultusunda 3 Temmuz 2013'te darbe yapan Sisi'ye demediğini bırakmaması içlerine mi oturmuştur? Erdoğan'ın Sisi darbesine tavrı, gelecek kuşakların bu ülkenin tarih sayfalarından gururla okuyacakları satırlar arasında yer alacaktır. Ki koca dünyada Türkiye kadar net tepki koyan ülke olmamıştır. Fakat Mısır'la ilişkilerin ila nihaye kopmasının İsrail ve Yunanistan tarafından nasıl araç sallaştırılıp Türkiye aleyhine dönüştürüleceğini hesaba katmak zorundasınız. Yanlış anlaşılmasın. Sisi her gün Türkiye'yi ziyaret etse ve her dakika Erdoğan'la görüşse fakirin gözünde darbeci bir zalim olduğu gerçeğini değiştirmez.'' Fakat ben devlet yönetmiyorum sırtımda yumurta küfesi yok Yılmaz Özdil dostumuz da dün düşmandın bugün neden dost oldun demeye getirerek Erdoğan'ın Sisi'yi Ankara'da karşılamasıyla aklı sıra dalga geçiyor Mustafa Kemal'in leblebi yemesiyle ilgilendiği kadar dış politikasıyla da ilgilenseydi böyle demezdi Mustafa Kemal Churchill'le başlangıçta düşmanken sonrasında ne oldu ölümüne düşman olduğu Venizelos'la daha sonra nasıl kanka oldu? Ankara Antlaşmasından sonra işgalcilerimizden Fransa'nın neden tüm insanlığa yol gösterici olduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı Lloyd George'un politikalarını sert bir dille eleştirdikten sonra neden dostane ilişkiler kurdu ve daha bir sürü. Her zaman söylerim. Dış politika hepten ilkesiz olmaz ama statikliği de kaldırmaz. Salih Tuna Sabah. Ersin Ramoğlu. Tuzu bile kokuttular. Günlerdir Zeydan Karalar'ın yönettiği Adana Belediyesi'ndeki rüşvetle adrese teslim ihaleleri yazıyorum. Kafamdan değil, polis fezlekesinden birebir aktarıyorum. İhalelerin adrese teslim yapıldığı fezlekeden belli. Tezgah şöyle işliyor. Önce ihale alacaklar belirleniyor, sonra formalite bir ihale yapılıyor. Yargı burada da CHP'ye toz kondurmuyor. Polisin Adana Belediyesi'ne yönelik düzenlediği rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonunda yolsuzluk ve rüşvet açıkça belli. Bir kadınla üç reklamcı tutuklu, Asıl suçlular ortada yok. Yakında onlar da tahliye edilirse şaşmam. Zeydan Karalar'ın övündüğü 3 alt geçit işi aynı firmaya verildi. Yusuf Yıldız'ın YSF'si ve Erzurumlu Ahmet'in tanazı. Sonra Regulus, Arı 2 Yemekçilik, Paragraf Reklam, Aydoğan Ahşap, Eylül Ajans ve Karaoğlu Otomotiv. Bunlar Zeydan'la büyüdü ve köşe oldu. Belediye bunların vurgun ve yağma üssü oldu. CHP utanmadan halka hizmet önceliktir nasıl diyor? Hangisi halka hizmettir lan? Zeydan'ın haramileri yağmalıyor. Bu yüzden oğulları Mert ve Volkan karlı çıkıyor. 878 sayfalık fezlekede İhale kılıflı soygunların yapılma şeklini polis tespit etti. İhale yapılmadan ihaleyi alacak kişi mal teslimi yapmış. Kahve makinesi alım ihalesini CHP İl Başkanı Yardımcısı Mete Çelebi tezgahlamış. İhaleyi alan reklamcı Cem Oğulhan ihalenin kendinde kalacağından o kadar emin ki iş bitmeden kahve makinelerini alıp belediyeye teslim etmiş. Fezleke'nin 276. sayfasında kahve makinesi alım işini Mete Çelebi'nin tezgahladığı tapelere yansımış. İhale ile ilgili medyada haberler çıkınca Tahir Cem Oğulhan, Mete Çelebi, Mürüvvet Sızlı ve Cem Duman evraklar üzerinde emniyet tarafından yapılacak incelemede herhangi bir sorun olmayacağına dair görüş birliğine varmış. Polisin adım adım kendilerini izlediğini bilmiyorlar. Sırada billboard ihalesi var. Mert Karalar'ın düğünü için alınan altınlar meselesi de. Okurken küçük dilinizi yutacaksınız. Sezgi prodüksiyonun 15 milyon 750 bin liraya aldığı ihaleyi Zeydan Karalar neden iptal etti? Cezaevinde tutuklu reklamcının başkan onu yedirmez kimseye ya önemli bir güç ya sözleriyle ne demek istedi? Fezleke'de her şey açık ama suçluların tamamı neden cezaevinde değil? Zeydan başkanın bile dışarıda olmaması gerekir. Fezleke'de olanlar yarın takvim de devam. Bilal Başkan imar tezgahını görmedin mi? İncirlik 10. ana jet üssünün çevresi uçsuz bucaksız tarım alanlarıyla doluydu. Sarıçam ilçe olduktan sonra ve buraya belediye kurulduktan sonra güzelim tarım arazileri betona döndü. Sarıçam'da büyük rant var. Sarıçam Belediyesi'ndeki kimi imar çalışanlarıyla CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi imar çalışanları arasından bunun için su sızmıyor. Aldıkları rüşvetleri pavyonlarda yedikleri iddia ediliyor. Rüşvet çarkınınsa bir dernek üzerinden yürüdüğü iddialar arasında Bilal Başkan kör mü görmüyor mu bu tezgahı? Ersin Ramoğlu Sabah. Salih Tuna. O ülkeyi neden seviyorum? Pakistan'ın eski başbakanı Zulfikar Ali Butto darbe marifetiyle ülkeye el koyan General Ziya Ülhak tarafından 1979'da idam edildiğinde Demirel, idam sehpalarının altında ot bittiği görülmemiştir diyerek idama tepki gösterirken Erbakan biz Pakistan'ı bütünüyle severiz demişti. İlk gençlik yıllarımdan hafızama kazanan bu iki farklı tepki üzerine bugün de şunu söyleyebilirim. Demirel yanlış bir şey söylememişti, Erbakan da haksız değildi. Erbakan haklıydı zira Pakistan kurulduğu günden beri kardeşimizdi. Yönetimler değişse de tarihi süreç içinde sınanmış iş bu hakikat değişmezdi. Demirel yanlış söylememişti zira özellikle darbe marifetiyle gerçekleştirilen idamlar felaketten başka bir şey değildi tıpkı Menderes'in idamı gibi. İşin garip tarafı siyaset tarzlarını göz önünde bulundurduğumuzda daha orta yolcu tavır alması beklenen Demirelken tam tersi gerçekleşmişti. Erbakan'ın tutumunda Zülfikar Ali Butto'nun seküler, General Ziya Ülhak'ın muhafazakar olmasının etkisi var mıydı bilemiyorum. Benim bildiğim şudur, hakikatin hatırı dostun hatırından üstündür. Hiçbir etnisitenin, dinin, dilin, mezhebin, meşrebin, kültürün, siyasi görüşün, coğrafyanın düşmanı değiliz. Düşmanımız zulümdür bizim. Zulüm ırktaşımızdan veya dindaşımızdan sadır olsa da fark etmez. Zulüm zulümdür, zalim de zalim. Kıymet hükmümüz budur. Aynı şekilde şeytanın düşmanlarını dost, dostlarını da düşman biliriz. Kurduğu sömürgeci dünya sistemi adına yeryüzünde bozgunculuk yapan, fesat ve tuyan çıkaran soykırımcı İsrail terör örgütü dahil yeryüzündeki tüm terör örgütlerinin gizli veya aşikare hamiliğini yapan Amerikan rejimi şeytanın en has dostudur. Elbette Amerika halkını tenzih ediyoruz. Aylardır çocukları paramparça eden, Gazze halkını soykırımdan geçiren, ambulansları ve hastaneleri bile bombalayan, güvenli bölge olarak gösterdikleri lokasyonlara sığınan halkın üzerine bombalar yağdıran İsrail Amerika ittifakına karşı çıkmakta şeytanın düşmanlığını kazanmaktır. Mesela Venezuela bu şeytanın en has düşmanlarındandır. Onun için ayaklarına taş değmesin isterim. Hayır hiç gitmedim. Hayatım boyunca da gideceğimi sanmam. Dinimiz farklı, dilimiz farklı, coğrafyamız derseniz dünyanın diğer ucunda. Fakat değil mi ki siyonizm zulmüne karşı çıkıyor, Venezuela candır. Yanlış anlaşılmasın, bidayetinden beri değil, Hugo Chavez iktidara geldikten sonra. Yoksa İsrail'in Filistin topraklarını işgal ederek devlet kurmasını 1947'de destekleyen ve 1950'de İsrail'i resmen tanıyan Venezuela ile İşimiz olmaz. Gel gelelim Şavez İsrail'in tüm işgal ve saldırılarını kınadı. İsrail'in 2006'daki Lübnan saldırısı üzerine terörist devlet tanımlaması yaptı. Ardından da İsrail büyükelçisini sınır dışı etti. Siyonizmi faşizmle bir tuttu. İsrail'in holokostu istismar ederek katliamlarını meşrulaştıramayacağını haykırdı. 2008-2009'daki Gazze saldırılarını soykırım olarak nitelendirdi. Amerikan emperyalizmini de bu suçlardan sorumlu tuttu. Bununla da kalmadı, İsrail zulmüne karşı çıkan bölge ülkeleriyle sıcak ilişkiler kurdu. İsrail ile hiçbir diplomatik ilişki kurmadı, dik durdu, Amerikan emperyalizmine eğilmedi, bedelini de hayatı boyunca ödedi. Maduro da Chavez'in açtığı yoldan devam etti. Haliyle o da bedelini ödüyor. O kadar ki Amerika geçen gün Maduro'nun uçağına el koydu. Salih Tuna Sabah